Uçak geliyor. Bu yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Adana Büyükşehir Belediyesi 20. Altın Koza Film Festivali için geri sayım başladı. Önemli kültür sanat etkinliklerinden biri kabul edilen festival, bu yılda Türkiye ve dünyadan kısa, uzun metraj filmleriyle belgeselleri sanatseverlerle buluştururken, gösterim bölümünde dünyadaki çeşitli festivallerden ödül almış filmlerin Türkiye premierleri yapılacak. Yani keşke o kadar güvenip de vekalet vermeden önce bir 5 kuruş para almadım. Seyhan Oteli'nde düzenlenen basın toplantısında festivalle ilgili açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz, sinema ve Yeşilçam denildiğinde Adana'nın akla geldiğini söyledi. Altın Koza'nın toplam bütçesinin 5 milyon TL olduğunu açıklayan Aldırmaz, birçok sinema filmi ve dizinin Çukurova'da çekildiğini hatırlattı ve çevremizde o kadar olumsuzluklar var ki sanat ve kültürle gündeme gelmenin ayrı bir özelliği var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi. Bu sene Sayın Kültür Turizm Bakanımızın Adana'da olması, özel olarak ilgilenmesi açıkçası daha fazla destek olacağını düşünüyorum. Altın Koza Genel Müdürü ve Festival Koordinatörü Candan Yaygın ise Kültür ve Turizm Daire Başkanı Ozan Aksu'nun da hazır bulunduğu programda Altın Koza Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Timuçin ise etkinlik hakkında bilgi verdi. Sinemasının çok önemli isimlerinin bulunduğu Hababam Sınıfı Altın Koza'da adlı önemli bir projemiz var. Bu yıl Hababam Sınıfı'nın değerli kahramanlarından bizim ve kaybettiklerimizden oyuncuların heykellerini yaptırdık. Açılışı 16 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.30'da Merkez Park Amfiteyatro'da gerçekleşecek olan 20. Altın Koza Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülleri, Türkiye sinemasının unutulmaz yıldızlarından Çolpan İlhan, İzzet Günay ve Zemir Karahan ile yapımcı Necip Sarıcı'ya takdim edileceği öğrenilirken, festival kapsamında Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eseri Hababam Sınıfı'nın da özel bir sergiyle sanatseverlerle buluşacağı ifade edildi.